Türkiye'nin gastronomi sektörüne çok özel ürünler kazandıran Koza Gıda'dayız ve Koza Gıda'nın pazarlama müdürü Osman Sekban bizlerle birlikte. Merhabalar Osman Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize Koza Gıda'yı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Koza Gıda 1994 yılında kurulmuş ithal gıda ürünleri getiren bir firma. Şu ana kadar ithalatını yaptığı bütün ürünleri sadece horeka sektöründe ve zincir marketler bazında end user'lara, daha doğrusu son kullanıcılara sunan ithalatçı bir firma. 94 yılında başladığında sadece basmati pirinciyle bu işe başlamış. Şu anda yaklaşık 1000'e yakın ürünü dünyanın 22 farklı ülkesinden ve 70 firmadan getirerek Türkiye'deki en büyük ithal gıda ürünlerini sunan firma haline gelmiş bir firma. 94 yılında başladığımızda 2 kişi olan ekip şu anda 69 kişi olarak devam ediyor. Marmara bölgesinde bütün dağıtım ve satış ağını kendisi organize eden Koza Gıda 18 tane bayiyle yaklaşık Türkiye genelinde 40 ile hizmet vermekte. Sektöründe de başladığı yıllarda rakipleri olan ve bu rakiplerle de çok uzun ve stratejik çatışmalar yaşayan ve bugün sektör devi haline gelen Koza Gıda'nın gastronomi sektörüne kazandırdığı çok fazla şeyler var. Sadece bunlar ürün bazında değil, sektörün gelişmesi için gerekli olan bütün eğitimler, uygulamalar ve şu anda içinde çekim yaptığımız mutfak gibi bu sektörde yeni çalışmalar düzenleyen bir firma Koza Gıda. Sloganınız "Dünya lezzetleri burada." Türkiye'yi pek çok lezzetle birleştiriyorsunuz. Peki hangi lezzetler bunlar? Bunlar bizim kendi içimizde gruplandırdığımız belli aşamaları olan ürün grupları var. Dediğim gibi 1000'e yakın ürünle şu anda Türkiye pazarındayız. Ama genel anlamıyla bunları gruplandırmak istersek Avrupa lezzetleri, işte Tex-Mex dediğimiz Texas Meksika mutfağına dair ürünler, Uzak Doğu ve Yakın Doğu diyebileceğimiz veya Orta Doğu diyebileceğimiz bazı gruplarımız var. Bunun yanı sıra hazır dondurulmuş ürün gruplarımız var. Gene mutfaklarda olmazsa olmaz ekipman grubumuz var. Bunun haricinde şurada da yazdığı üzere bisküviler, krakerler, pastacılık ürünleri, moleküler gastronomi ürünleri ve bir grubumuz da içecekler üzerine oluşuyor. Pastacılık da bizim için yeni bir sektör aslında. Yaklaşık 2 seneden beri pastacılık üzerine çalışıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi dünyanın en iyilerini getirmeye çalışıyoruz. Bu da hem biraz zaman, eğitim ve para yatırımı demek. Son 4 senenin çalışması sayesinde de 2 seneden beri pastacılık ürünleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Moleküler gıda dediniz. Moleküler gıda hakkında bizi bilgilendirir misiniz biraz? Öncelikle moleküler gastronomi dünyaya İspanya menşeli olarak yayılmış gıdanın kimyası ve fiziğiyle oynanmış hali. Aslında yapılan iş sadece sunumda belli değişiklikler yapmak. Hep havyarı örneğin biz sadece balıktan çıkan bir şey olarak biliriz ama moleküler gastronomide herhangi bir tatlının üzerine bir frambuaz havyarı yapabilirsiniz. Veya herhangi az pişirmiş bir yumurtayı patlattığınızda içinden akan o sıvıyı gördüğünüzde veya ekmek bandığınızda herkesin keyfi başkadır. Moleküler gastronomide bunu herhangi bir et içinde yapabilirsiniz. Sıcak bir şey yerken içerisinden soğuk çıkabilecek bir sürprizle karşılaşabilirsiniz moleküler gastronomide. Veya tatlı bir spagetti yiyebilirsiniz. Bunlar moleküler gastronominin sunumda gösterdikleri bazı özellikler. Aslında moleküler gastronomi dediğimiz şey endüstriyel kanatta, yani son kullanıcı olarak bizim tükettiğimiz birçok şeyin içerisinde var. Sadece sanayide kullanılan bazı şeyler artık mutfaklarımızda da kullanılmaya başlandı. Ve buna da tabii ki çok vizyonu geniş insanların katkılarıyla moleküler gastronomi doğdu. Ben moleküler gastronomi ile ilgili geçen hafta İspanya'da yapılan bir seminerde dünyanın en iyi 10 şefiyle beraber Girona gastronomi bölgesinde bir eğitime katıldım. Gerçekten sunmak
yapmak kadar önemli bir şey. Ve İspanya bölgesindeki bu şefler sunum olayını çok çok iyi başarıyorlar. Bize yaptıkları prezentasyonlarda ve orada yapılan uygulamalarda bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. İyi yemek yapmak başka bir şey, iyi sunmak ayrı bir şey. Moleküler gastronomide tamamen sunum üzerine yoğunlaşmış, farklı lezzetleri aynı anda birleştirebileceğiniz bir mutfak çeşidi aslında. En basit örneğiyle de yağlı suyu yan yana veya üst üste koyduğunuzda birbirinden ayrılmasını görürsünüz. Moleküler gastronomide bunları birleştirebilirsiniz. Ayrılmayacak bir şekilde tutabilirsiniz. Bu aslında bütün hazır gıdaların yani hazır çorbaların içerisinde de olan bir maddeyle yapılıyor. Emulsifier denilen. Bunu moleküler gastronomide kutu halinde alıp siz kendi evinizde uygulamasını yapma imkanınız. Daha doğrusu restoranlarda uygulama yapmanızı sağlayan şey bu. Horeca dediğimiz otel, restoran ve catering grubunda bu Türkiye için yeni yeni gelişmeye başlıyor. Uygulamaları daha önce birkaç kere yapıldı ama düzenli olarak bir menüde şu anda maalesef ki yok. Biraz zaman alacak ve biz de Sosa firmasıyla çalışıyoruz bu konuda. İşte moleküler gastronominin bulucusu denilen Elbulin'in şefi Ferran Adrià o fuarda da açıkladığı üzere 5 seneliğine Harvard Üniversitesi'nde moleküler gastronomi üzerine daha doğrusu fizik dersinde gıdanın fiziği ve kimyası üzerine bir sözleşme imzaladı. Ferran Adrià gibi 10 tane şef 5 sene boyunca Harvard'da fizik öğrencilerine gıdanın fiziğiyle ilgili ders verecekler. İnşallah bir gün bizim şeflerimiz de oralara gidecek, onları gösterecek. İnşallah. Peki Nisan ayında Koza Gıda çok özel bir organizasyona imza atacak. Türkiye'de ilk defa yapılacak sanırım bu organizasyon Koza Food Fest. Bundan bahsedebilir misiniz? Türkiye'de daha önce benzeri çalışmalar yapıldı. Aslında benzeri derken sadece bir firma, büyük bir gross marketçi buna benzer bir çalışma yaptı. Kendi tedarikçileriyle Türkiye içerisinde bir organizasyon yaptı. O daha çok bir fuar havasındaydı. Çünkü hem tedarikçilerinin sayısı hem de yerli üretici çok fazla olmasından dolayı. Bizim yapmak istediğimiz şey aslında geçen hafta İspanya'da da ziyaret ettiğimiz, gerçekten seyrederken, dinlerken gastronomi dediğimiz bu sektördeki her şeyi görüp yaşayabildiğiniz bir festival alanı yaratmak. Az önce de bahsetmiştim, yaklaşık 70 firmayla çalışıyoruz yurt dışından. Biz bu 70 firmanın 40 tanesini 21-22 Nisan'da Türkiye'de ağırlayacağız. Yaklaşık 5500 metrekare alan üzerinde 42 tane standımız olacak. 18 tane ayrı mutfakta, 18 tane yabancı şef 2 gün boyunca hiç durmadan ürünleriyle ilgili tadım yaptıracak. Aynı zamanda geri kalan standlarda da minik demolar ve tadımlar olacak. Bu konuda bizi destekleyen birçok firma var. Öncelikle onlara da teşekkür ediyoruz. Hem mutfak olarak, hem ekipman olarak, hem personel olarak birçok firmayla görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Biz bu işe başladığımızda 8 ay önce bu iş olur mu, olmaz mı? Türkiye'de böyle bir şey hazırlıklı mı? Çünkü bizim en büyük işimiz biz önce ürünü getirip onu tanıtıp sonra satılmasını sağlıyoruz. Yani getirdiğimiz hiçbir ürün direkt satışa dönmüyor. Bu da bizim için belli bir zaman ve yatırım demek. Food Fest de öyle bir şey aslında. Bunun yatırım olarak kısmı bütün aşçılarımıza, bütün satın alma müdürlerine, F&B müdürlerine veya bu sektörle ilgili herkesin Koza Gıda'nın bütün ürünlerini deneme şansını veriyoruz. Ve buradaki en önemli şeylerden biri de şu, bütün firmaların yabancı temsilcileri de burada olacaklar, şeflerin haricinde. Bu şu demek, Koza Gıda taşıdığı firmalara ve kendine o kadar güveniyor ki size üreticiyi getiriyor. Bizimle ilgili, ürünle ilgili ne derdiniz varsa birinci ağızdan gidin onlara anlatın. Anlatın derken bunu anlatmalarını sağlamak için de her standa bir tercüman koyuyoruz. Yani hiçbir şekilde dil problemi olmadan bizle ilgili, ürünle ilgili ne derdi varsa tüketicinin
gidip bunu birinci ağızdan üreticiye anlatma fırsatını yakalayacaklar. Bunun haricinde tabii ki günde yaklaşık 3000 kişiye yakın bir ziyaretçi bekliyoruz. Hiçbir şey görüp öğrenmeyecek olsalar bile mutlaka ki eşlerini, dostlarını ve arkadaşlarını görecekler. Bu fuarın tek özelliği sadece bu kadar kalabalık ve firmalarla dolu olması değil, tamamen profesyonellere yönelik olması. Hiçbir şekilde nihai tüketici veya ilgisi olmayan kimsenin giremeyeceği bir fuar burası. Fuar da demiyoruz aslında, festival. Dolayısıyla gelen herkes sektörden olduğu için çok fazla sayıda iş konuşulabilecek ve iş yapılabilecek bir ortam haline gelecek. Bizim İspanya'da gördüğümüz aslında yapmak istediğimiz şey. Dolayısıyla da tahmin ediyorum Türkiye'de bir ilk olarak böyle bir gastronomi festivali başlıyor. Ve biz bunu 2 senede bir düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. Devamı gelecek yani. Tabii ki, tabii ki. Ve devamında sadece şu anda ithalatını yaptığımız firmalar değil, dünyanın çeşitli yerlerinden değişik ve gastronomik ürünler üreten firmaları da davet etmeye başlayacağız. Sadece ithalat yapıyor olmamız yeterli değil. Ki bu fuarda da mesela öyle 3 tane firma var. Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Michel Coulouzel. Biz şu anda birebir çalışmıyoruz. Çalışmayı düşünüyoruz ama Türkiye için daha erken olduğunu da biliyoruz. Fakat çok ısrar ettiler ve geliyorlar. Kendilerini burada tanıtacaklar, ürünlerini anlatacaklar. Yine aynı şekilde bir Kore firması gelip ürünlerini burada anlatmak istiyorlar ve bunlar için bizi bir şekilde bulup bize kadar geldiler. Biz mesela Kore firmasıyla çalışmıyoruz. Başka 3 tane Kore firmamız var. Onlarla çalışıyoruz. Onlardan bunu duyup lütfen biz de ürünlerimizi sergileyelim. Biz de burada ürünlerimizi Türk halkına veya Türk gastronomi sektörüne tanıtalım diye bir talep geldi. Bizim de çok hoşumuza gitti. Hatta bir Fransa'dan moleküler gastronomi ile ilgili bir profesör aradı. Bizim davet ve haberlerimizi görmüşler. Lütfen biz de gelip bir seminer verelim. Biz bu işin akademisyenleriyiz. Bu işle ilgili sizden bir talep etmiyoruz, para talep etmiyoruz ki Gordon Bleu'da eğitim veren bir profesörden bahsediyoruz, bir Fransız. Türkiye'de de bu işin gelişmesini istiyoruz diye. Bunları duymak tabii çok güzel. Aynı zamanda Türk firmaları da tabii çok fazla sağ olsunlar aradılar. Hani biz de bunun içerisinde olalım. Ama bizim yapış amacımız tamamen aslında bizim müşterilerimizi üreticilerle karşılaştırıp ne sorunları varsa veya ne istiyorlarsa onu belirlemek. Aslında bu bir pazar araştırması. Çünkü gelen firmalar sadece kendi ürünleriyle değil, bundan sonra Türkiye'ye sokmayı düşündükleri veya üretimine yeni başladıkları veya geliştirdikleri ürünleri de müşteriye sunacaklar. Dolayısıyla gelen müşteriler sadece bizim şu anda sattığımız 1000 ürünü görmeyecek. Belki 1500 ürün görecekler ve bu 500 tanesi yeni ürünler olacak. Onların fikirleri alınacak. Ona göre bir pazar araştırması yapılacak. Bu fuardan çıkan sonuçlar belki 2012'de menülerde olacak. Dolayısıyla hani biraz abartarak söylüyorum, Türkiye özellikle İstanbul bölgesindeki menülerin belirleneceği yer burası. 500'e yakın yeni ürünle biz de 2012'de İstanbul bölgesindeki bazı restoran ve otellerin menülerinde etki sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah, eminim. Bu güzel mutfak Koza Gıda'nın mutfağı. Burada ne tür çalışmalarınız oluyor? Evet. Neler yapıyorsunuz? Koza Gıda'yı anlatırken tabii bazı şeyleri biraz atladık. Koza Gıda aslında bugün 70 kişiye yakın bir personele sahip ve 6 farklı departmanı var. Bu normal şartlarda diğer ithalatçı veya toptancılarda olmayan bir süreç. Bizim kendi içimizde ayırdığımız pazarlama ve satış bölümlerimiz var. Ve onun haricinde de burada içinde çekim yaptığımız bir mutfak bölümümüz var. Mutfak bölümümüzde 5 tane personelimiz var. Corporate şefimiz Zafer Bey. Onun altında 2 tane executive şefimiz var. Biri pastacılıkla ilgili, biri gıdayla ilgili. Ve onların altında da 3 tane demo şefimiz var. Bu mutfak getirdiğimiz yeni ürünler veya yaptığımız konseptlerle ilgili bazı çalışmaları birebir uygulamalı olarak müşterilerimize anlattığımız yer. Bu sadece müşterimizle değil,
veya şefimiz de değil, yurt dışından getirdiğimiz yabancı şeflerin de uygulamalarının yapıldığı yer. Burada gördüğünüz üzere 30 kişilik bir seminer odamız var aynı zamanda. Ve chef table dediğimiz 14 kişinin oturup birebir şefimizle muhabbet ederek hoş sohbet içerisinde hem ürünleri deneyip hem de bilgileri paylaştıkları bir alanımız. Mutfağımız profesyonel bir mutfak. Bir profesyonel için gerekli olan her şey bu mutfağın içerisinde. Tabii Koza Gıda bununla da yetinmeyecek. Yeni bir mutfak kuracak. Bu mutfak çeşitli bölümlere ayrılmış olacak. Daha çok insanı daha iyi şartlarda ağırlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama dediğim gibi bu birçok uluslararası firmanın bile sahibi olmadığı kadar iyi bir yatırım. Bu yatırımın karşılığı da şeflerin bu ürünleri birebir deneyebilecekleri bir ortam yaratılması. Dolayısıyla da eğer ürünü öğretebilirseniz veya kullanımını kolaylaştırırsanız mutlaka ki bunun devamında satışı da geliyor. Bizi de mutlu eden ve mesut eden tarafı da bu zaten. Koza Gıda anladığım kadarıyla Türkiye'ye yani Türkiye'de gastronomi için bir anahtar bir görevi. Yani çünkü dünyanın tüm lezzetlerini Türkiye'de buluşturuyor. Türkiye ile buluşturuyor. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim en önemli sloganlarımızdan biri dünya lezzetlerini taşıyoruz ama dünya lezzetleri burada. Dünya lezzetlerini taşıyoruz. Bunlar bizim araçlarımızın üzerinde yazan sloganlarımızla. Ama bizi en mutlu eden şey bir şefin bir şefe ya tapyoka nişastası lazım. Abi varsa Koza Gıda'da vardır demesi bizim için en büyük mutluluk zaten. Elimizden geldiğince dünyanın gerçekten çeşitli yerlerinden çok değişik ürünler getiriyoruz ki hem dünya gastronomisinde ortaya çıkan ürünleri bizim şeflerimizle buluşturmak hem de belli bir vizyonda artık Türk aşçılarının da, Türk şeflerinin de dünya mutfağına hakim olduğunu görmek ve bilmek istiyoruz. Bunun için tabii çok fazla dernek, federasyon çalışmalar yapıyor. Ama bu ekipmanları, ürünleri sağlayan olmak bizim için de keyifli. Biz sadece bir toptancı veya bir ithalatçı değiliz. Bunu hep söylüyorum, çok da gurur vererek, kendime gururlanarak. Koza Gıda bir vizyon açan bir şirket. Şeflerimize, satın almalara, F&B'lere dünyadaki bu gelişmeleri sunuyor. Biz yaklaşık her sene 35 tane yurt dışı firması ziyaret ediyoruz. Özür dilerim, yurt dışı fuarı ziyaret ediyoruz ki dünyadaki bu yenilikleri takip edebilmek için. Şeflerimiz düzenli olarak yurt dışında uygulamalara gidiyorlar. Geldiklerinde burada o aldıkları tecrübeleri paylaşıyorlar. Dolayısıyla sadece bir ürün satan biri olarak görünmek bizi zedeliyor. Tabii ki buraları görmüyor bazı şeflerimiz, bilmiyor, duymuyor. Onları burada ağırlamak istiyoruz hepsini, olabildiğince çoğunu. İşte şu arkada görebileceğiniz depomuz yaklaşık 4000 küsür metrekare. Sadece 1100 metrekare donuk bir depomuz var. 1100 metrekareden belki bir şey anlamıyorsunuz ama içerisine 120 tır malzeme girebilir. Dolayısıyla biz bu yatırımları yaparken hep ileriyi düşünerek yapıyoruz. Tabii ki yatırımı yaparken de belli bir stok miktarını düzenli olarak tutmak zorunda oluyorsunuz. Ciromuzun neredeyse %50'sinden daha fazlası şu anda stok olarak arkada duruyor. Bunlar önemli artılar. Çünkü müşteriye yok diyemiyorsunuz. Yeni bir mutfak kültürü, yani siz mutfak kültürü yaratıyorsunuz. Öyle demeyelim aslında. Dünyadaki trendlerle ilgili Türkiye'ye taşıyoruz. Biz bir şey yaratmak için aslında çok uğraşmıyoruz. Tabii ki şeflerimiz yeri geldiğinde yeni ürünlerle yeni şeyler de yaratıyorlar. Bunları reçetelendiriyorlar. İşte iki tane web sitemiz var. Kozagıda.com.tr ve kozamutfak.com.tr. Mesela kozamutfak.com.tr'ye girdiğinizde orada bütün reçeteleri birebir uygulanmış ve rahatlıkla yapılabilecek reçeteleri bulabiliyorsunuz. Kozagıda.com.tr'nin içerisinde herhangi bir ürünle ilgileniyorsanız anında demo talep edebiliyorsunuz.
ve bizim democu arkadaşlarımız gelip size bu ürünleri anlatabiliyorlar. Yani elimizden geldiğince herkese ulaşıp ürünleri anlatmakla mükellef ve yükümlüyüz. Anlatamadığımız sürece zaten bu iş sadece bir toptancı veya depocu gibi algılanıyor. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Gastro TV'ye de başarılar diliyorum. Çok sağ olun.